Bir su damlasıyla başladı Karabük'te hayat. Su aktıkça coğrafya yıllarca tükenmeyecek bereketine kavuştu. Su aktıkça doğa yeşilin bin bir tonuna kavuştu. Suyla başlayan yaşam binlerce yıldır süre geldi ve büyüleyici güzelliğine kavuştu. Bugün Karabük, tabiat parklarından nehir ve çaylarına, zorlu kanyonlarından uçsuz bucaksız ormanlarına, mütevazı dağlarından mağaralarına, mis kokulu çiçeklerinden yaban hayatına doğa severlerin gözdesi. Doğanın sunduğu bu güzelliklerin yanındaysa, insanın yaşadığı coğrafyaya bıraktığı önemli bir miras var: Safranbolu. Safranbolu'nun bugüne uzanan güzelliğini alması 17. yüzyıla kadar dayanıyor. Bu dönemden itibaren Osmanlı Sarayı'nda görev alan Safranbolulu devlet adamları sayesinde kent birbirinden güzel ve görkemli yapılarla adeta bezenmiş. Bu yapılar arasında en ünlüsü ise 63 odalı Cinci Hanı ve yine aynı adla anılan Cinci Hamamı'dır. Anadolu kazaskeri olan Safranbolulu, Karabaşzade İbrahim Efendi'nin oğlu Molla Hüseyin Efendi tarafından yaptırılan bu iki yapı, kentin tarihi dokusunun en önemli ögeleridir. Molla Hüseyin Efendi'nin Cinci Hoca olarak anılması, onun yaptırdığı yapıların da bu adla anılmasına neden olmuş. Ünlü Osmanlı Sadrazamı Köprülü Mehmet Paşa'nın yaptırdığı aynı isimli camisi, çeşmesi, şadırvanı, abdesthanesi, mektebi, kütüphane ve muvakkithanesi yanında 48 dükkanlı Yemeniciler arastası yine 17. yüzyılın eserlerinden. Bugün mektep dışındaki eserler hala zamana meydan okuyorlar. 17. yüzyılı büyük bir mimari gelişim içinde yaşayan Safranbolu, 18. yüzyılda da bu gelişimini devam ettirir. Bu dönemin öncülüğünü ise Sadrazam İzzet Mehmet Paşa yapar. Kalem işleri ve vitraylarıyla öne çıkan bir cami, su kemerleri ve herkesin cebine birer saat koyuvereceğim vaadiyle yaptırdığı saat kulesi de Safranbolu'nun en önemli yapıları arasında hala varlığını koruyor. Bu tarihi yapıların etrafını saran Safranbolu evleri ise kentin sahip olduğu güzelliğin bir başka nedeni. Yaz ya da kış, bahar ya da güz. Mevsimle birlikte tarihi kentteki yaşamın ritmi değişse de özü değişmiyor. Safranbolu'nun
zamanın ötesinden bugüne taşıdığı değerine UNESCO'da kayıtsız kalamamış. Ve 17 Aralık 1994 yılında kent UNESCO'nun kültürel miras listesine alınmış. Safranbolu'nun da dahil olduğu Karabük'ün çevresini saran doğaysa her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Kış beyaz bir örtü seriyor doğanın üstüne. İlkbahar renk renk açan çiçeklerle hem en güzel kokuları yayıyor her yere hem de doyumsuz bir seyir sunuyor. Yaz gelince güneşin parıltısı ağaçlara, toprağa, nehirlere yansıyor. Doğanın ışıltısı ortaya çıkıyor. Sarı ve kızıl tonların hakim olduğu güzse bambaşka duygular hissettiriyor bakana. Kuşkusuz değişen mevsimlerin tadı doğada daha fazla çıkıyor. Karabük doğası deyince akla ilk gelen yerlerden biri de Yenice Ormanları. Bu uçsuz bucaksız orman denizi, Türkiye'nin en yaşlı ve bütünlüğü bozulmamış nadir ormanları arasında. Sahip olduğu özellikler nedeniyle Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından 1999'da listelenen Avrupa'daki ormanlar arasında acil korunması gereken 100 noktadan biri olarak gösteriliyor. Zengin biyolojik çeşitliliği, doğal yaşlı ormanları, anıt ağaçları, derin vadileri, akarsuları ve muazzam yaban hayatı Yenice ormanlarının sahip olduğu en önemli değerler. Burada göğe meydan okuyan ağaçlar, köklerini toprağın derinlerine öylesine sarmış ki, yıllar hiçbirinin önünde duramamış. Dört bir yanından gürül gürül akan suları, yüzlerce canlıya can suyu olmuş. Yine de tükenmemiş. Derin vadileri kendine sığınanları korumuş, kollamış. Beraberce var olmayı yokluğa, birlikte çoğalmayı eksilmeye yeğlemiş. Anadolu karaçamı, porsuk, dağ kara ağacı, kayın gövdeli akça ağaç, fındık, sapsız meşe, Yenice'nin anıt ağaçları. Binlercesi bir araya gelerek bu orman denizini oluşturan ağaçlarsa Doğu kayını ve Uludağ göknarı. Türkiye'nin en bakir ormanlık alanı olan coğrafyanın en önemli üyeleri ise kuşkusuz memeliler. Bozayı, vaşak, kurt, çakal, tilki, karaca, ulu geyik ve dahası Yenice Ormanı'nın daimi sakinleri. Thank you.
Karabük'te Yenice Ormanı gibi daha birçok doğal alan bulunuyor. Özellikle kanyonlar bunlar arasında en dikkat çekenleri. Adını başladığı köyün adından alan Sakaralan Kanyonu, 2001 yılında yaban hayatı koruma sahası ilan edilen Sırçalı Kanyonu, Kirpe Deresi ile hayat bulan Kirpe Kanyonu, İncekaya Su Kemerine ve pek çok bitkiyle hayvan türüne ev sahipliği yapan Tokatlı Kanyonu, doğa sporları için bulunmaz bir alan olan Şeker Kanyonu, Karabük'ün öne çıkan kanyonları arasında yer alıyor. Milyonlarca yılda su ve rüzgarın etkisiyle meydana gelmiş bu coğrafi oluşumlar doğanın temel taşlarıdır. Derin bir vadi, su ve rüzgarın şekil verdiği kayalar ve ucu bucağı görünmeyen bir yol. Her biri farklı karaktere sahip olan kanyonlar, doğanın en bakir ve zorlu alanları. Kanyonlar misafirlerine her adımda başka bir yenilik sunarken dikkatin en yüksek seviyede olmasını gerektiriyor. Geçmeye cesaret edenlere ise soluksuz bir macera sunuyor. Sürekli değişen manzarası, doğada olmanın verdiği mutluluk, taşa, toprağa, suya dokunmanın hazzıysa cabası. Özellikle şehir yaşamına hapsolmuş insanlarda yarattığı özgürlük hissi, harekete geçmek için yeterli neden. İnsan, doğada ne kadar zaman geçirirse, yaşamın özüne o kadar yaklaşır. Kendini dünyanın merkezi olarak görmekten vazgeçip, evrenin küçük bir parçası olduğunu anlar. Yanından akıp giden su sayesinde varlığını devam ettiren tilkiyi görüp, hiçbir şeyin boşa olmadığını, bin yıldır aynı yerde duran kayayı görüp, zamanın manasızlığını anlar. Hayata dair tüm soruların cevabı aslında doğanın içinde saklıdır. Görmesini bilene, anlayana, anlamak isteyene doğa cevaplarını usulca verir. Bak ve dinle der. Binlerce yılda var oldum ben. Milyonlarca canlıya kucak açtım. Hepsine yuva oldum. Kurallarıma uyacaksan, sen de gel. Ağaçlara, kuşlara, böceklere, bitkilere arkadaş ol. Kışın beyazında, baharın cıvıltısında, yazın ışıltısında ve sonbaharın sarısında ama hep içimde kaybol. İnsan bu sözleri duyunca haliyle soruyor. Peki nasıl, ne yapmalı Karabük'ün eşsiz doğasında? Cevabı basit. Hiçbir şey yapmadan
Toprağın üstüne uzanıp ağaçların arasından süzülen güneşe bakmalı mesela. Mesela gözleri kapatıp kuşların, börtü böceğin kurduğu orkestrayı dinlemeli. Ya da toprağın, çiçeğin, ağacın kokusunu içe çekmeli. Ama illa başka bir şey yapmak gerekiyorsa, Karabük farklı seçenekler sunmakta da oldukça cömert. 6050 metre uzunlukla Türkiye'nin en büyük dördüncü uzun mağarası olan Bulak Mağarası'nı mağaracılık yapanlar ve diğer meraklılar için oldukça ilgi çekici. 2 milyon yıldan beri gelişim gösterdiği düşünülen ve sahip olduğu canlı ve cansız varlıklarıyla büyük bir ekosistem oluşturan Bulak Mağarası 3 kattan oluşuyor. Mağaranın tarihi dönemlerde insanlar tarafından iskan edildiğini gösteren duvar kalıntılarının bulunduğu giriş kısmı herkes tarafından gezilmeye uygun. Daha derin yerleri ise özel donanımı olan mağaracılar tarafından spor, macera ve bilimsel amaçlarla geziliyor. Özellikle güzel ve farklı renklerde olan sarkıt, dikit, sütun, duvar ve perde damla taşları mağaranın görülmeye değer alanları. Karabük'te Bulak Mağarası dışında bir de yaşlı kireç taşları içinde oluşmuş Hızar Mağarası bulunuyor. Hızar Mağarası içindeki yeraltı suyu süzülerek ilerlemesi nedeniyle temiz kalmış ve tadılmaya değer bir lezzette. Engebeli bir coğrafyaya sahip olan Anadolu gibi Karabük'te de vadi tabanlarından dağlarına yüzlerce metre değişiyor. 2000 metre yüksekliğe ulaşan Keltepe ve 1750 metre ile onu takip eden Sarı Çiçek Dağı ise Karabük'ün en önemli yüksek noktaları arasında. Özellikle Sarı Çiçek Dağı, yayla orman dokusu açısından büyük zenginliğe sahip. Akdeniz bitki topluluğuna ait defne ve sandal gibi maki bitki örtüsüne ait ağaçlara burada rastlamak mümkün. Tabii rastlamak için önce yola çıkmak gerekli. Aşağıdan bakınca gözünüz korkmasın. Karabük'ün dağları başlangıç için en ideal noktalar. Karabük'ün bitki örtüsünde en öne çıkan bitki ise safranbolu safranı. Dünya mirası safranboluya adını veren bitki olan safran, dünyanın en pahalı baharat bitkisi olarak biliniyor. Soğanlı bir kültür bitkisi olan safranın toprak altındaki soğan kısmı 3 yıl süresince her yıl filiz vererek yeni bitkiyi
yani safranı oluşturur. Safran çiçek verdikten ve gelecek yılın soğanını oluşturduktan sonra toprak üstündeki kısmı kurur. Homeros ve Hipokrat, safranın çağlar boyunca İran ve Hindistan'ın Keşmir bölgesinde yetiştirildiğini kaydetmişlerdir. Moğollar safranı Çin'e, Araplar İspanya'ya ve Haçlılar Batı Avrupa'ya tanıtmışlardır. Eski Yunan, Roma ve Mısır uygarlıklarında safran, boyama, parfüm, ilaç ve yemek pişirme gibi amaçlarla kullanılmıştır. Kleopatra'nın safrandan üretilmiş parfüm kullandığına ait kayıt düşülmüştür. Orta Doğu'da en az 4000 yıldan beri hoş kokulu tatlandırıcı, parfüm, boya, ilaç ve hatta afrodizyak olarak kullanılmak üzere safran yetiştirilmiştir. Öyle olmuştur ki safran zaman zaman altınla eşdeğer tutulmuştur. Bugün ülkemizde geniş alanda safran yetiştiriciliği sadece Safranbolu'da yapılıyor. Bu değerli bitkiyle tanışmak isteyenlerse tarihi kentin yolunu tutuyor. 1937 yılında Safranbolu'ya bağlı bir mahalleyken, demir-çelik fabrikasının açılmasıyla hızlı bir şehirleşme yaşayan, 6 Haziran 1995 gününden beri 78. ili. Osmanlı mimarisinin yanında Cumhuriyet'in planlı sanayileşme ülküsüne ev sahipliği de yapan kent, Anadolu'nun orta yerinde. Bütün herkesi davet ediyor. Gel diyor. Gel gör. Tat. Yaşa beni. Ormanlarımda nefes al. Tarihi doğal yollarımı adımla. Kanyonlarımdaki doğayı keşfet. Mağaralarımdaki gizemi çöz. Ama hep doğayı takip et. Çünkü insanı mutlu, huzurlu ve özgür kılan yegane şey o. Oh.